Eskişehir depreme hazır mısınız? Hazır değil. Dün de aynı soruyla karıştım. Ben Hatay Hastadan geldim. Deprem dedeyim, afatçıyım ben. Bu çürük yapıların üstünde kaldığımız için bu kadar fazla can kaybımız var. Deprem öldürmüyor insanı. İnsanı çürük yapılar öldürüyor. Başka bir şey değil. Ben molozların altından çocuğuma, çocuklarıma, kendi imkanlarımla kurtuldum. Benim çıktığım eve şimdi bir de az hasarlı raporu vermişler. Az hasarlı gösterip bizi o evlere sokup ölmedik diye öldürmek için mi az hasarlı yapıyordu? İşte bu yüzden can kaybı. Deprem öldürmüyor. Yapılar öldürüyor. Çürük binalar. Daha bilinçli olma. Bizlerin de bilinçli olması lazım. Evlerimizin, çevremizin daha bilinçli olmalısın. Bence değil. Ne yapılması lazım? Türkiye genelinde yapılması gereken çok şey var zaten. Sadece Eskişehir için değil. Türkiye'nin tamamında böyle. Hiçbir yer hazır değil aslında. Belediye hiçbir çalışması yok. Görmedim ben. Hani bugün doğuda deprem olsa buranın halkın %80'i gider. Ya yeni yapılarda dikkat vardır ama eski binalarda zannetmiyorum. Önce müteahhitlerin bilinçlendirilmesi lazım. En başta müteahhit. Bence değil abi. Konutlar hazır değil. Japonya'ya örnek almamız lazım. Japonya'da 9 yaşından itibaren çocuklara deprem eğitimi veriliyor. Ve bu aralıksız devam ediyor. Türkiye'de son yapılan deprem tatbikatında gördük yetkilileri. Gülerek, şakalaşarak deprem tatbikatı yapıyorlardı.